Merhabalar Pelin'cim. Merhaba Yağmur'cum. Öncelikle çok teşekkür ederim zaman ayırıp davetimi kırmayarak geldiğin için. Rica ederim, memnuniyetle. Peki Pelin kimdir? Biraz bize kendinden bahseder misin? Tabii. Ben 10 yıl kadar Türkiye'de bankacılık ve finans alanında çalıştım. En son insan kaynakları alanında görev yapıyordum. Aynı zamanda da yazarım şu anda. Hı hı, çok güzel. Peki Pelin, ne zaman geldin? Bu hikaye nasıl ve neden başladı? Bu hikaye Eylül 2019'da başladı. 3 yıldır Londra'da yaşıyorum. Londra'da henüz yaşamadan, henüz Londra'yı görmeden yaşamaya başladım. Ve 2018 yılında bir arkadaşım aracılığıyla Ankara Anlaşması'ndan haberdar olmuştum. Başvurumu yaptım. Ardından da kendi insan kaynakları danışmanlık şirketimi kurdum. Şu anda da büyük bankalara, finansal teknoloji şirketlerine ve startuplara danışmanlık hizmeti veriyorum. Hı-hı, çok güzel. Peki o günden bugüne hayatında neler değişti, neleri fark ettin? Burası sana ne öğretti? Burada çok farklı deneyimler edindim diyebilirim. Öncelikle Türkiye'deyken daha çok akademik yönüm ön plandaydı. Fakat burada yaratıcı yönüm daha fazla ağır basmaya başladı benim için. Neler yapıyorum? Daha fazla müzikale gidiyorum, oyunculuk kursuna başladım, resim kursu alıyorum. Her gün düzenli park yürüyüşleri yapıyorum, düzenli fotoğraflar çekiyorum. Kısacası yaratıcılık anlamında çok şey değiştirdi bende. Peki dönmek senin için ne ifade ediyor? Dönmek benim için köklerimle tekrar buluşmayı ifade ediyor. Bundan sonra yaşamıma Londra'da mı ya da başka bir yerde mi devam ederim bilmiyorum ama dönmek sevdiklerime kavuşmak demek. Peki burada en şaşırdığın olaylar desem? Yemek bizim için kültürümüzün önemli bir parçası ama burada Londra'da insanları gözlemlediğim kadarıyla öğlen aralarında öğlen yemeğini çok hızlı bir şekilde geçiştiriyorlar ve bu bana gerçekten çok şaşırtıcı gelmişti. Bir başka konu da biz Türkiye'de ezbere dayalı bir sistemden geçiyoruz ama burada çocuklar birçok şeyi özellikle coğrafya ile ilgili ya da tarih ile ilgili şeyleri müzelere gidip öğrenebiliyorlar. Bu da çok şaşırtıcı bulduğum konulardan biri. Kesinlikle bir deneyimleme üzerinden bir evet. Eğitim sistemi. Var. Peki özlem senin için ne ifade ediyor Pelin? Özlem benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü benim planımda buraya gelip birkaç ay sonra tekrar Türkiye'ye gitmek vardı. Fakat hepimiz de biliyoruz ki pandemi patlak verdi ve ilk seferde 1,5 yıl, ikinci seferde de vizemden dolayı 15 ay beklemek zorunda kaldım. Özlem kalbinde büyük bir titreşim. Özlemek, hüzünlenmek demek benim için. Evet. Peki arada kalmak sana bir şey ifade ediyor mu bu cümle? Arada kalmak, zaman zaman arada kaldığım zamanlar oldu. Niçin diyeceksin? Çünkü Türkiye'deyken çok düzenli bir yaşamım vardı. Bir kurumsal hayattan geliyorum. Düzenli ödemeler alıyorsunuz, düzenli bir yaşamınız var. Ama burada hayat orada olduğu kadar stabil değil. Daha mobil bir hayat var, daha farklı bir iş yapıyorsun, kendini piyasaya, çalıştığın piyasaya özellikle anlatabiliyor olman gerekiyor. O nedenle arada kaldığım durumlar oldu. Peki Türkiye'ye ilk gittiğinde ne hissettin buradayken ve buraya geldiğinde neler hissettin? İlk gittiğimde şunu gördüm, arkadaşlarım da benim gibi birçoğu başka ülkelere taşınmıştı ve artık hatta ailemden de taşınanlar oldu. Dolayısıyla her gidişimde daha az insanı görebiliyorum. Buraya geldiğimde de Londra'nın aslında bir parçası olduğumu hissettim ve Londra'yı da özlediğimi hissettim. Çünkü artık burada kendimi yerli gibi hissediyorum. Peki Londra'ya ilk geldiğinde ne hissettin? Londra beni büyüledi. Süper. Peki gitmek mi kalmak mı? Buna ben gitmek diyebilirim. Çünkü neden Yağmur? Konfor alanından çıkabilmek insanlar için çok zor. Biliyorsun her zaman aynı konfor alanının içinde yaşamak insanın beynini küçülten bir aktivite. Dolayısıyla bulunduğun çevreden kopmak, yeni bir yaşam için o cesareti gösterebilmek gerçekten çok önemli. Bu evet. Nedenle gitmek diyebilirim. Bir şekilde kalmaya devam ediyorsun. Peki burada kendini ikinci sınıf vatandaş olarak hissettiğin oldu mu? Londra'da yaşadığım için böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadım. Fakat başka bir yerde olsaydım belki karşılaşırdım, inan bilmiyorum. Ama Londra'da gözlemlediğim kadarıyla birçok kişi göçmen ve farklı ülkelerden gelen insanlar var. Hatta gelip tekrar dönenler var. Bu nedenle böyle bir şey henüz yaşamadım. Peki Türkiye'ye olan bakış açın değişti mi? Ne gibi farklılıklar görüyorsun? Türkiye'ye olan bakış açım şu anlamda değişti. Her geçen gün ekonomik koşulların daha da zorlaştığını görüyorum ve kadınlar için de yaşam alanının daha da kısıtlandığını maalesef gördüğümü ve gözlemlediğimi söyleyebilirim.
Peki göç sence ne demek? Göçmenlik ne demek? Göç demek bulunduğun yerle, daha doğrusu doğduğun veya büyüdüğün yerle olan bağının kopması ama farklı bir yerde yeni bir yol tutmak demek benim için. Çok güzel. Peki Pelin, burada işte ortak dil olarak İngilizce konuştuğun arkadaşların ile Türkçe konuştuğun arkadaşlarla geçirdiğin vakitlerde ne gibi farklılıklar var, ne gibi aynılıklar var? Biraz ondan bahseder misin? Şunu ifade edebilirim. Yabancı arkadaşlarımla görüşmek istediğimde uzun bir planlama sürecinden geçiyor. Nerede buluşacağımız, kaç saat süreceği, yemek yiyecek miyiz, sadece içecek mi içeceğiz? Çok derinlemesine bir analiz diyebilirim. Fakat Türk arkadaşlarımla hadi buluşalım, buluşalım şeklinde gerçekleşiyor. O nedenle böyle farklılıklar var. Başka bir farklılık ise yabancı arkadaşlarımla daha deneyimsel konuları paylaşıyoruz. Örneğin gezip gördüğü bir yer hakkında bilgiler edinebiliyorum. Ama Türk arkadaşlarımla nedense konu dönüp dolaşıp Türkiye'nin ekonomik koşullarına, sosyal konulara geliyor. Peki Pelin, buraya geldiğin için hayatında neler değişti? Hayatımda neler değişti? Bence karakter anlamında birçok şey değişti ya da hayata bakış açısı anlamında. Daha esnek bir insan olmaya başladım, daha sabırlı bir insan olmaya başladım keza ve daha pozitif bakıyorum. Umut her zaman var. Umut her zaman var, kesinlikle. Peki ruhum ve kalbim burada mı? Bunun için ne düşünüyorsun? Ruhum ve kalbim elbette Londra'da çünkü Londra beni çok besleyen bir şehir. Her zaman yazı yazıyordum ama burada kitabımı yazma ve basma imkanı buldum. Bu nedenle de Londra benim için çok özel bir konumda. Kitabımda da Londra'ya özellikle teşekkür etmiştim. Sana yeni bir yetenek kattı bu ülke, evet, aslında. Evet, kesinlikle. Peki deneyimlerinden bahsetmek istediklerini alabilir miyiz Pelin? Deneyimlerimi şu şekilde ifade edebilirim sana Yağmurcuğum. Çok farklı kültürleri tanıyorum. Mesela Afrikalılarla ilgili bir dans grubuna katılmıştım. Onların müziklerini, kültürlerini öğreniyorum. İtalyan arkadaşlarımdan onların mutfağıyla ilgili bilgiler ediniyorum. Ya da başka bir ülkeden onların tarihleri, savaşlarıyla ilgili konuları da elbette öğrenebiliyorum. O nedenle gerçekten çok farklı deneyimlere haiz oluyorsunuz. Kesinlikle. Ve değil mi? Yani Londra'da tüm dünyanın küçük bir örneğini de görüyoruz. Küçük kesinlikle bir dünya atlası kesinlikle Londra. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederim yeniden Pelin. Keyifli cevapların için. Rica ediyorum.